Arkadaşlar kavram haritası, bilgi haritası, zihin haritası önemlidir. Aslında kısa videolarda değindik ama yine çok mesaj geliyor sizden bunları anlatın diye ve bunlar soru adayı. Birazcık görsel şekilde anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar kavram haritasında şöyle yapıyorum ben. Eğitim diyorum. Şuraya formal diyorum. Buraya informal diyorum. Örgün, yaygın diyorum. Bu şekilde çeşididir. E, atıyorum işte çeşididir. Okullarda yapılır. İşte okul dışı vesaire. Bu şekilde ne yapıyorum? Bu bir kavram haritası. Peki şöyle yapsam eğitim burada bir bilgi var. Formal onun bilgisi ne olduğu. Informal onun tanımı. Onu böyle açsam örgün, yaygın bu şekilde anlatsam bu bir bilgi haritası. Farklarını söyleyeceğim. Arkadaşlar devam etsem zihin haritası için şöyle diyorum eğitim eğitim deyince aklıma ne geliyor? Eğitim deyince aklıma benim okul geliyor. Okul deyince öğretmen, idare, öğrenci, iş, uyku ne geliyorsa aklıma. Eğitim deyince aklıma para geliyor. Para deyince işte ne diyelim tatil. Para deyince otomobil. Para deyince kredilerimi ödeyeceğim inşallah. Bu geliyor aklıma. Ya da eğitim deyince ne diyelim mesela şöyle bir şöyle bir şey yaptım basamaklı öğretim gibi. Statü dedim. Kariyer dedim vesaire. Ya da eğitim deyince evlilik. İşte hemen evleniyorum, nişan yapıyorum gibi. Yani ortada ana kavramım. Ona ait kavramlarla ilişkilendirme yapıyorum. Bu şekilde zihin haritamı oluşturuyorum. Şimdi hocam farkları ne? Böyle çizdim bir şeyler karaladın ama. Şimdi bakın eğit, kavram haritasında kavram var. Ka eğitim, formal, informal, örgün, yaygın. And, bakın nesneldir. Tamam. Her yerde aynıdır. Bunu değiştiremezsin ve kavram haritasında dediğimiz gibi sadece kavramlar var. Kavram haritasının en çok kullanıldığı strateji sunuş, en çok kullanıldığı e, yöntem anlatım. Kavram haritasının mantığını tüm gelim. Tüm gelim. Ne yaptık? Genel kavramdan özele doğru indik. Ama sadece kavramlara ait e, bir ne oldu? içerik var. Bilgi haritası da nesneldir. Değişmez. Sana göre bana göresi yok. Ama kavram olgu örnek açıklama hepsi vardır. E ne yaptık? Eğitim tanımını yaptık. Formalin tanımını yaptık. Informalin örgünün yaygının. Yani bakın kavram haritası kavrama, kavramlara ait bilgiyi bir bütün olarak bize verir. Bütüncül öğrenme sağlar. Sadece ama kavrama, bir kavrama ve ona ait, al kavramlara ait bilgileri verir. Oysa bilgi haritası adı üstünde bir bilgiyi, bir metni bize arkadaşlar özetlemeyi sağlar. Daha doyurucudur. Neyin ne olduğunu daha iyi görürüz. Peki, zihin arkasına arkadaşlar öznel diyoruz. Sana göre bana göresi var. Ve bunda en görsel olanıdır. Bakın yazı, 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 yazı. Ama burada okul resmi çizdik, otomobil çizdik, kalp çizdik, basamak, statüyü böyle çizdik. Ortaya ana kavram yazılır. Dairesel bir düzen içerisinde etrafına diğer ilişkili olduğu kavramlar ve üzerine oklar yazılır. Bu şekilde hazırlanır zihin haritası. Zihin haritası bilgiyi depolamaya en uygun depolama en uygun tekniktir. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim size. Zihin haritası soruldu. Öğretmen tahtaya bir kavram yazar, bir problem yazar. Akıllarına geleni etrafına dairesel düzenle yazar, çizerler. Ne oldu? Zihin haritası. Zihin haritasında oklar üzerinde açıklayıcı ifadeler yok. Yani okul, okul bize neyi çağrıştırıyor? Para, para bize neyi çağrıştırıyor? Bu. Geldik kavram haritasına. Kavram haritası çıkan soruda oklar bu şekilde. Tümden gelin mantığıyla hazırlanır. Küçücük hece ya da kelimeler vardır. Ama bir açıklama varsa hatta tablonun altında böyle bilgilendirme lejant varsa biz buna ne diyoruz bilgi haritası. Mesela arkadaşlar Türkiye'de Türkiye haritasını verdi. İşte ee, ne diyelim mesela madenlerin, petrolün olduğu yerler ya da işte e, dağların olduğu, ovaların olduğu yerler, akarsular bunları bize veriyorsa bu bir nedir arkadaşlar? Bilgi haritasıdır. Peki kavram haritası, bilgi haritası, zihin haritası. Açıkçası ben bir soru bekliyorum burada. Peki bir de arkadaşlar kavram ağı, semantik ağ dediğimiz şey var. Şimdi o nedir? Ona bir bakalım. Kavram ağı, ya da semantika. Arkadaşlar bunda bir kavram olacak. Atıyorum o kavram eğitim olsun. Sana diyor ki bir kavram o kavrama ait aklına ne geliyor? Yani o kavramı bir bütün olarak bize gösterecek. Birazcık zihin haritası, birazcık bilgi haritası benzeridir. Niye? Bir bilgi geniş bir içerik vardır. Bir de Kendimize göre yaparız onu. Yani böyle şekiller yok ama. Mesela eğitimin amaçları diyorum. Amaçlarını böyle yaptım. Eğitimin özellikleri. Özelliklerini böyle yazdım. Eğitim yani biz bunu aslında çalışırken yapıyoruz. Kavramanı. Bir kavrama ait bütün bilgileri. Amaçları, özellikleri. Eğitimin ne diyelim başka? Sistem olarak eğitim diyelim. Sistem olarak eğitim. Onun özel açık yara açık kapalı diyor ya başka e, ne diyelim eğitim veren e, kuruluşlar diyelim ya da eğitim çeşitleri diyelim. E biz ne yaptık? Eğitime ait bir kavramı, eğitime ait e, bilgileri, bu kavrama ait bilgileri gruplayıp sınıflayıp kategorize ederek öğrenciye veriyorsak öğrenci bunu gruplayıp sınıflayıp kategorize ediyorsa bu da kavramadır. Anahtar kelime: gruplama, sınıflama ve kategorize etme. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yok ama dedim ki bilgi haritasıyla zihin haritasına benzer. Niye zihin haritasındaki gibi rahat hareket ederiz? İstediğimiz gibi bunu oluştururuz. Bilgi haritasındaki gibi bir bilgiyi detaylı bir bilgiyi bize verir. Bir kavrama ait detaylı bilgileri nasıl verir ama gruplayıp sınıflayıp kategorize ederek. Buradaki gibi böyle tümden gelin mantığı yoktur. Kavram haritasındaki gibi tümden gelin mantığı yoktur. Sen... Eğitim dersin sana neyi çağrıştırıyorsa, eğitimin amaçları bunlar, özellikleri bunlar, sistem olarak eğitim bu. Bunu istediğin gibi gruplayıp, sınıflayıp, kategorize ediyorsan bu da kavrama semantik ağdır. Arkadaşlar bu dördünü özetlemeye çalıştım. Ee, inşallah derdimi anlatabildim. Ee, görüşmek üzere, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Burası önemlidir ama buradan soru gelebilir. Son yıllarda geliyor çünkü.